Selamlar tekrardan hoş geldiniz. Ben Selçuk. Bir gündem videosu için oturdum buraya karşınıza. Hatta çayımı da aldım. Şu God of War'un Steam'e yani PC'ye geliyor oluşunu bir yorumlayalım. Bir konuşalım. Sony bu işi sevmiş. Belli ki bu getirecekleri 3. oyun. Tabi Uncharted 4 daha önce duyurulmuştu. Steam'e geleceği ama ondan daha erken çıkacak God of War. PlayStation 4'e 2018'de PlayStation 4'e çıkan God of War. Tarihte hemen şuraya not aldım. 14 Ocak 2022'de Steam'e geliyor. Daha önce Days Gone ve Horizon Zero Dawn PlayStation 4 özel oyunları olarak zaten Sony dağıtımcılığında Steam'e çıkmıştı. Ve ben de gittim e, notlarına baktım. Steam'de gayet beğenilmiş bu oyunlar. %92 ve %93 civarı genel ortalamaya sahipler. Yani PC oyuncuları, Steam kullanıcıları bu özel oyunların PC'ye, Steam'e çıkmış olmasından memnun. Onlar niye memnun olmasın zaten? Onlar tabii ki memnun olacak. Şimdi God of War 14 Ocak'ta Steam'e geliyor. 329 lira ön sipariş ile gelecek. Şimdiden isterseniz satın alabilirsiniz. 4K desteği, DLSS, bilmem RTX'ler, bilmem bir şeyler. Ben çok da böyle PC oyuncusu olmadığım için ve o kadar teknolojiyi kullanacak bir bilgisayarım olmadığı için bütün teknolojilere hakim değilim ama yeni bir son dönem PC oyunu çıkarcasına son teknolojiyle birlikte sürüyorlar Steam'e. Bakın böyle bahsedince aslında ne kadar olumlu, ne kadar güzel bir şey değil mi? Daha önce Olmayan bir ortama, bir medyaya bir oyun geliyor. Yeni bir oyunmuşçasına da e, coşkuyla ve sevgiyle karşılanacak. Ama işin aslı sadece böyle değil e, çünkü bunun bir diğer tarafı da var. O diğer taraf kim? PlayStation 4 kullanıcıları ya da daha geniş tutup PlayStation kullanıcıları diyelim. Çünkü PlayStation 5 alan veya almayı düşünenler de birazcık birazdan bahsedeceğim e, düşüncelere sahipler. 2018'de reboot diyen God of War'un bu ilk oyunu diyeceğiz artık. PlayStation 4 eksklusif bir oyundu. Yani PlayStation 4'e özel bir oyundu. Bu ne demek? Sadece PlayStation 4'te ve şimdi de CD'yi takarsanız eğer PlayStation 5'te oynayabileceğiniz bir oyundu. Ancak 14 Ocak'ta birlikte bu olay tamamen ortadan kalkıyor. Şimdi PlayStation kullanıcılarının buna esas büyük tepkisi... Ya birader biz bunu eksklusif diye aldık oynadık. Niye oraya çıkarıyorsunuz? Bu oyunun artık bizim için hiçbir değeri kalmadı. Biraz böyle söyleyenler de var. Bir de ya madem bu oyun PC'ye çıkacaktı ben neden PlayStation 4 veya PlayStation 5 aldım enayi miyim ben diyenler de var. Her kafadan bir ses çıkıyor. Başka bir grupta özellikle bu oyunların PC'ye gelmesine doğru ve mantıklı e, şekilde bakanlar da şöyle diyor işte Xbox'ta oyunlarını PC'ye getiriyor. Ne var canım bunda günümüzde artık eksklusif eksklusif. Ya şimdi aynı durumda değiller. Öncelikle bunun da bir altını çizelim. PlayStation 4'ün veya işte Sony'nin oyunlarının şu an Steam'e geliyor oluşuyla Xbox'ın oyunlarının aynı anda hem konsola hem PC'ye çıkıyor oluşu aynı şey değil. Bir tanesi aynı anda çıkarıyor. Bir tanesi 2 sene, 3 sene, 4 sene sonra çıkarıyor. God of War 2018'de çıkmıştı. 2022'nin başında çıkacak Steam'e. Nereden baksan 4 seneye yakın bir süre geçmiş oluyor üzerinden. Bu başlı başına farklı bir olay bence. Ancak ileride bu durum Sony'nin acayip hoşuna gider de yeni çıkan özel oyunlarını hem kendi yeni nesil konsoluna PlayStation 5 diyelim hem de Steam'e aynı anda çıkarırsa işler o zaman aynı dereceye gelir. Şimdi gelelim konunun merkezine. PlayStation özel oyunları ya da burada PlayStation'ı değiştirebiliriz. Başka Nintendo, Xbox. Xbox gerçi yapıyor da şu an. Burada örnek varken PlayStation'ı kullanalım. Aynı şeyler Nintendo için de geçerli olabilir eğer yaparsa. PlayStation'a özel oyunların, en başta öyle pazarlanan oyunların belli bir süre sonra PC'ye geliyor oluşu, Steam'e geliyor oluşu iyi mi, kötü mü? Her kafadan bir ses çıkıyor dedim ya. Çünkü herkes kendine göre haklı. Her bakış açısı sadece kendi olduğu duruma göre değerlendiriyor bu olayı ve aslında herkes kendi içerisinde haklı. Bunun ya bu durumun doğru bir cevabı yok bence. İlk senaryodaki eleman için şöyle düşünelim. Adamın zaten çok güçlü bir bilgisayarı var. Ama PlayStation özel oyunlarını oynamak için PlayStation 4 veya 5 almış. Ama şimdi haberleri açıyor ya da internet oyun haber sitesini okuyor. Görüyor ki God of War PC'ye geliyor. Ya ben bu bilmem neyini ne yaptığımın aletini boşuna mı aldım lan? Diye düşünebilir. İkinci senaryodaki kişi böyle çok güçlü bir bilgisayarı olmasa da Yeni çıkan oyunları böyle orta karar seviyelerde oynayabilecek, oraya erişimi olan ama bir PlayStation 4'ü olmayan çünkü PC artık günümüzde her şeyde kullanılıyor. Sadece oyun için değil. Birçok iş için kullanıyoruz bilgisayarı. oyunda bunlardan biri olabiliyor. Bu yüzden herkesin standart bir PC'si olması çok olan olağan bir senaryo. Ama herkesin PlayStation 4'ü 5'i olmayabilir. Böyle bir senaryoda konsola sahip olmayan adam için bu oyunun şu an PC gibi ve Steam gibi çok rahat ulaşılabilir. Daha fiyata hiç girmedim bakın. Çok rahat ulaşılabilir bir yere geliyor oluşu acayip olumlu ve güzel bir şey. Bir de senaryonun sonu kısmına bakalım. Yani firma bu konuda ne düşünüyor veya onun bakış açısından ne olur durum. Çoktan 4 senedir PlayStation 4 veya 5 için oyununu sattı. İşte parasını kazandı. 4 sene sonra Steam'e çıkardığında yeni bir müşteri e, yelpazesini açıyor oyununu ve yine sakalını alıyor. Parasını yine kazanıyor. Sony için de gayet mantıklı. Bu olayda tek haksız kısım var. O da Sony'de hissesi varmış gibi konuşanlar ve davrananlar. Hani eksklusivdi lan bu nasıl çıkarır bu bizim namusumuzdur, kırmızı çizgimizdir, çıkaramaz diyenler. Bırak çıkarsın birader. Önemli olan oyun aletleri değil, önemli olan oyunları oynadığımız cihazlar değil, oyunların kendisi. Şunu bence bir türlü öğrenemedik ya. Oyunlar ulaşmamız gereken amaçlar. Oyun konsolları veya işte oyun amacıyla kullanan PC'ler de o oyunlara ulaşmak için kullandığımız araçlar. Ama biz ne ediyor? Ne yapıyoruz? Araçları amaç haline getiriyoruz. Yani önemli olan konsollarmış gibi davranıyoruz. Hayır. Önemli olan oyunlar. Her oyunun her ortamı, her konsola çıktığı bir zamanda veya bir senaryoda o zaman oyun konsollarını niye alalım soru işareti oluşabilir ki şu an öyle bir soru işareti oluşamaz. Bir zaman aralığı var çünkü Sony şimdilik oyunlarını aynı anda çıkarmıyor. Ama oldu ki o hale geldi yani bir Xbox modeli gibi dönüştü diyelim. Şu an yani herkes de neredeyse bir PC var ama Xbox konsolları da hala satılmaya devam ediyor. Ya enayi mi bu adamlar alıyor? Hayır. Çünkü konsol dediğin şey sadece oyun oynamak için tasarlandığı için maliyeti daha az e, müşteriye de daha aza patlıyor. En e, açık şekilde böyle söyleyebilirim. Neredeyse yani tabii ki PC'de oynadığın ayarlar daha yüksek olacaktır ama o oyun tecrübesini optimum ayarlarda sana e, bu kadar ucuza başka bir şey sunamaz. Yani sen şu an bir Xbox Series X veya PlayStation 5 gücünde bir PC'yi toplasan PlayStation 5 veya Xbox Series X'ten daha ucuza mal edemezsin. Buraya böyle parantez gibi şahsi bir fikrimi de ekleyeceğim. Bence zaten oyun konsollarında oyun oynamak daha eğlenceli, daha doğal geliyor. Daha kolay geliyor. Kullanması sadece onun için üretildiği için ben orada oyun oynamayı daha çok seviyorum zaten. Bir de konsolu geliyorsun oturma odasında TV'ye bağlıyorsun. Oturma odan bir anda oyun salonuna dönüşüyor. Bence mükemmel bir olay. PC başına bağımlı değilsin. Olayın firma kısmına geleyim. Yani Sony aslında ne yapıyor ya da bu işten karı nedir dersek. Ya şöyle bir durum var. Konsol üreticileri Nintendo, Xbox veya işte Sony zaten konsollardan genelde çok çok az kar eder. Yani şurada işte Switch 300 dolara satılıyor ama Nintendo buradan zaten çok çok az bir kar ediyor. Hatta bazen PlayStation 4 için mi denmişti bunu? Tam net hatırlayamadım şu an ama firmalar konsollardan zarar bile ettiği oluyor. Yani bu bu bile bu senaryo bile gerçek. Adamlar size oyun alacak ve oyun oynayacak bir ortam oluşturmak adına ya o konsolu zararına satıyor. Düşünün. Adamlar kendi oyununu Steam'e çıkararak size hizmet ediyor mu sanıyorsunuz? Hayır. Tamamen para. Adamlar bunun grafiğinin inciğinin cinciğine kadar bakmıştır. Şu yıldan sonra işte Steam'e çıkarmak müşteri portföyü için şöyle karlı eder. İşte olumsuz yorumları ancak bu şekilde def ederiz. Böyle bir hizmet verirsek bu kalitede çıkarırsak şu kadar kar ederiz diye. Yani bütün planlamalarını çoktan yapmışlardır. Böyle ee, ya artık konsolda tadı yok bu oyunları satmanın bilgisayarda çıkarım kafasıyla yapmıyorlar ki. Emin olun şu an sadece Steam'e oyun yapmak ve orada satmak şu an kendi konsollarını satıp bir de oyunu orada satmaktan daha karlı olsa tamamen konsol işini filan bırakırlar. Ama işte denklem bu kadar basit değil ya da tek bir değişken yok. Çok fazla değişken Bence günün sonunda elde edilen karı ve parayı değiştiriyor. Bu yüzden zaten hala konsol yapmaya devam ediyorlar ve hala bu yüzden konsola özgü oyunlar yapmaya devam ediyorlar. En azından zamanlı eksklusif yani en azından bir süre kendi konsollarını özgü şekilde çıkarıp sonra başka yerleri çıkarıyorlar. Böyle böyle konsolların sonu gelir mi gerçekten söylemesi zor. Bunu önümüzdeki 5 yıl 10 yıl içerisinde daha net göreceğiz bence. Burada tamamen olay paraya bakıyor gibi duruyor. Ama işte bu parayı belirleyen dediğim gibi bir sürü kriter var. Sony kendi oyununu kendi mağazasında PlayStation 4 veya 5'e çıkardığında bütün karı kendi alıyor. Ama oyunu Steam'de sattığında sonuçta Steam'e belli bir miktar ücret vermek zorunda. O karının bir kısmını vermek zorunda. Bunun artısını eksisini kesinlikle hesaplamışlardır. Bir değişken daha var. Bu denklemi bence bayağı değiştiren. E alıyor. sağlıyor. Konsol sahibi bir oyun firması olmak. Sadece bu durum bile başlı başına insanların o firmanın konsolunu alması, sonra o firmada oyun satın almasıyla sonuçlanıyor olabilir. Benim PlayStation 4'üm var. Ben PlayStation 4'te oynuyorum. Sonuçta satın almalı oyunlar için bile değil ya, bedava, oynaması beleş olan oyunlar için bile tercih edilebilir bir ortam oluşturmuş oluyorsun. İnsanlar PlayStation 4'te Fortnite oynayıp PlayStation 4 üzerinden fortnite'tan ücretli bir şeyler alabiliyor mesela. Burada Fortnite değişebilir. Başka oynaması bedava olan ama içerisinde para harcayabileceğin ortamlar olan. Mesela FIFA 22 değil mi? FIFA'yı PlayStation yapmıyor ama PlayStation 4'te oynanan FIFA'daki satılan kartlardan, carttan, curttan e, PlayStation kendine birazcık para alıyor. Mesela eskiden Sega vardı konsol üreticileri arasında. Artık sadece oyun yapıyor veya dağıtımcılık üstleniyor. Artık Sega'nın işte Sony, Xbox ya da Microsoft ve Nintendo ile aynı kulvarda anılması mümkün değil. Eğer günün birinde PlayStation, daha doğrusu Sony konsol yapmayı bırakırsa e, Sega'nın durumuna düşecek. Bence bunu da istemez. Bunun gibi şeyler, böyle saygınlık e, yükselten durumlar insanların bir PlayStation konsolu tercih ediyor oluşu falan direkt oyun satışlarına da yansıyor zaten. Ben bu konuda tam olarak ne düşünüyorum? Şimdi örnekler vererek açıklamaya çalıştım ama şahsen bu konuda nötrüm. Ben istediğim oyuna ulaşayım da benim istediğim oyunlar yapılmaya devam etsin de ne halt diyorlar sevsinler. Ben Nintendo oyunlarını sevdiğim ve onlara oynamak istediğim için Nintendo Switch aldım. Nintendo Switch aldığım için o oyunları oynuyor değilim. Zelda'yı, Mario'yu, ne bileyim Fire Emblem'i, Metroid'i yapmaya devam ettiği sürece isterse ütüye çıkarsın oyunları. Bakarım şöyle bir derim yani artık Nintendo konsolu almak mantıklı değil. Derim gideri alırım. Şu anki God of War'un Steam'e çıkması işte bu durumu tam yansıtmıyor çünkü dediğim gibi aynı anda çıkmıyorlar. Şimdi Bloodborne 2 duyurulsa şu an koşa koşa gider PlayStation 5 alırım. Bu oyun için alınır çünkü dediğim gibi konsol benim için araç. Bloodborne 2 duyurulacak ben PlayStation 5 almayayım ya bu 5 sene sonra Steam'e gelir ya demem asla. Bu konuyla ilgili benim düşüncelerim bunlar. Sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmına Düşüncelerinizi yazın lütfen. Çünkü insanların işte oyun severlerin bu konuda ne düşündüğünde merak ediyorum. Benim verdiğim örnekler içerisine giriyor musunuz yoksa tamamen farklı mı düşünüyorsunuz? Ya da birebir aynı mı düşünüyoruz? Bunları merak ediyorum. Yorumlar kısmına yazarsanız orada konuşmaya devam edebiliriz. Bu videoluk benim söyleyeceklerim. Bu konu hakkında da konuşacaklarım. Bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Diğer videolarda görüşeceğiz zaten. Şimdi hoşçakalın. Hadi bay bay. Selçuk Gold ve üzeri destek olan herkese çok teşekkürler.